Dediğim gibi. Merhaba. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt konuğumuz. Eskişehir Net ekranlarında 5-6 soru hazırladım ama yayın içinde de gelişebilir sorular. Sizlerden gelen birkaç soruyu da aktarmaya çalışacağım. İnteraktif bir program olsun istiyoruz. Önce başkana bir. Hoş geldiniz başkanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biraz moralli ve dinç duruyorsunuz. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Şimdi aslında şöyle mi açsaydık yayını? CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz falan. Meğer burası bir CNN Türk Evet, stüdyosuymuş. Değil. evet. Boykotu bir sorayım bir cümle. Yani bir medya kuruluşunu boykot etmek tamam diyor. Hani izlemeyebilirsin falan ama koskoca şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün unsurlarıyla işte takibi bırakın artık izlemeyin falan. Çok şey gelmedi bana demokratik. Bu bence bir demokratik olmayan, yayıncılık ilkelerine uygun hareket etmeyen, tarafsızlığını ısrarla sürdüren ve bunu neredeyse yandaş bir noktaya taşıyan bir yayın organını protesto etmenin bir değişik yolu. Evet, belki çok üst düzeyden bir başlangıçla gerçekleşmiş ya da adım atılmış olabilir. Bu nedenle partililerimiz açısından çok önemlidir. Bu nedenle sahiplenilme yüksek noktaya ulaştı. Birilerinin kral çıplak demesi gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi bu söylemi sabırla geliştirmeye çalıştı, iyi ilişkiler kurmaya çalıştı ama ne yazık ki bu beklediği karşılığı bulamadı. Objektif yayıncılık yapan herkesle biz birlikte yürümeye hazırız. Ama ben tesadüfen bir şey izledim. Ahmet Hakan'ın programında bizim parti meclisiyemiz Sayın Gökhan Günaydın katıldı telefonla. Neredeyse dayak yiyecekti, fırça yedi. Siz nasıl konuşuyorsunuz, nasıl milletvekilisiniz, nasıl efendim bir... Şimdi bunu diyen sunucu. Oradaki yandaki yandaşlar filan olsa belki bir noktada, hatta öyle bir durumda bile sizin sunucu, moderatör olarak beni korumanız gerekir. Şimdi burada bir yayın olsa, canlı yayına bağlansa, vatandaş bana hakaret etse sizin tavrınız ne olur? Bir dakika kardeşim dersiniz, yayını kesersiniz. Yani Normali bu. normali budur. Ama öyle olmuyor. CNN dozajı kaçırdı bence, Evet. aşırdı. Parti şimdi bu aşamadan sonra bu boykotun arkasında durabilmeli. Devam etmeli Evet. diyorsunuz. Bunu böyle açıklamış olalım. İki küçük not. Kral çıplak dediniz ya, vatandaş daha çıplak gibi sanki artık. O cümle, onu biraz Evet. düzeltelim. Evet. İkincisi de bizim Cumhuriyet Halk Partililere bir kere ihtiyacımız var gazeteciler olarak. Çünkü Cumhuriyet Halk Evet. Partili demek reyting demek. Olmazsa haberi yok. Yok. Yani yeri geliyor eleştirebiliyoruz. Yeri geliyor tansiyonu yüksek, reytingi yüksek programlar yapabiliyoruz. Sorulara geçmeden önce yine Volkan Doğansız bir hayat nasıl gidiyor siyaset? Özlüyor Yani musunuz? Biz özlüyoruz. siz basın ya da yayıncı olarak belki bu tür şeyleri özleyebilirsiniz ama Volkan Doğan şu anda benim için Odunpazarı'nda yaşayan 410 bin küsür hemşerilerimizden birisidir. Şunu ısrarla vurguluyorum, ısrarla söylüyorum. Pazar günü seçim biter. Pazartesi günü biz herkesin belediye başkanıyız. Benim aktif partici olmam, benim Cumhuriyet Halk Partisi'yi militan derecede savunuyor olmam, tarafsız bir biçimde belediyecilik hizmeti yapmama engel değil. Çünkü ben şu anda Sayın Volkan Doğan'ın evinin önünü de temizlemek zorundayım. Diğer adayların, diğer rakiplerimin önünü de temizlemek zorundayım. Onlara karşı sorumluluklarım olduğunu, onlara karşı görevlerim olduğunu da biliyorum.
Dolayısıyla böyle Sayın Volkan Doğan'la ila nihaye bir rakip, bir düşman, bir şey gibi duramam, durmam. Bunu demokratik geleneklere de uygun bulmam. Beni eleştirmesi demek, beni önemsemesi anlamına gelir. Ben öyle algılarım ve her eleştiriyi dikkate alırım. Volkan Doğan yerine şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanı da zaman zaman eleştiriler yapıyor. Ben orada dikkat ederek yürümeye çalışıyorum. Şunu bu bahaneyle bir kez daha vurgulamak isterim. Ben seçilirken Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden aday oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve programlarına göre belediyeyi yöneteceğimi taahhüt ettim. Ve bu çizgimle Adalet ve Kalkınma Partili hemşerilerimden, MHP'li hemşerilerimden, HDP'li hemşerilerimden oy aldım. CHP'lilerden de aldım elbette. Dolayısıyla onlar benim Cumhuriyet Halk Partili gibi davranacağımı bilerek oy verdiler. Ben Cumhuriyet Halk Partili duruşuma devam ederim ama hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan hizmetimizi de üretmeye devam ederiz. Tabii bizim için reytingti ama sizin için de şöyle bir özelliği olduğunu düşünüyoruz. Sizin de yeteneklerinizi ortaya çıkarıyordu. Hani siyaseten, o politik. Şimdi olmayınca biraz böyle Kazım Kurt sakin, sakin gidiyor gibi. Yani bu heyecan, reyting ya da bizim o tür dertlerimiz olmadığı için ben sakince politikanın yapılmasından yarar elde eden bir mevkideyim, makamdayım. Burada günlük kısır döngülerle yapılan siyasetin uzun vadede ayakta kalamayacağını düşünüyorum. Onun için de pek bir büyük kayıp sayılmaz ama Sayın Volkan Doğan bizim hemşerimizdir, bizim kardeşimizdir, arkadaşımızdır. Hiçbir zaman kötülüğünü istemem. Fox için ne dersiniz? Şimdi yandaş medyaya konuştunuz ya, evet. Bir de Fox için de bir cümle alalım. Serhat Erdoğan demiş. Fox da şöyle diyeyim. Fox biraz daha objektif ve belki de iktidar muhalifi gibi durduğu için bize yakın gibi görünüyor. Yoksa bizimle bir organik bağı yok. Yabancı bir firmanın kanalı sanıyorum. Orada da zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi eleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varsa olumsuz yönleri öne çıkarılıyor. Ama hiç değilse Cumhuriyet Halk Partililerin bir cevap hakkını ya da demokratik olarak kullanma hakkını sağlıyor. Fatih Portakal'ın Eskişehir'deki %60'lık su zammına çok net, evet, sert bir tepki verdiğini de hatırlayalım. Tamam. Bir soru daha Facebook'a gitmişken. 75. Yıl Mahallesi'nde spor merkezi ve yüzme salonu projesine ne oldu? Seçim öncesi vaat etmişti. Evet, seçim öncesi sadece onu değil, 25 tane ana temel vizyon projemiz var, vaadimiz var. Vaadimizin arkasındayız, çalışıyoruz. Bazı hazırlıklarımız var ama 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'nin girmiş olduğu ekonomik çıkmazın bütün hemşerilerimiz tarafından dikkate alınması gerekir. Biz 2019 yılında devletten almayı umduğumuz bedelin %30'unu alamamışız. Yani Ocak ayı başında bize 10 milyon küsür lira tahakkuk etmiş aylık. Ama Aralık'ta 5 milyona düşmüş. Dolayısıyla bu kriz ortamında bazı yatırımlarımızın anında çözülme şansı yok. Bizim projelerimiz ezbere proje değildi. 75. yılda bir arsamız var. Bu arsamızın üzerine yapmayı planlıyoruz. Projelerimiz aşağı yukarı hazır. Ama kaynak bulmamız gerekir. Kaynağı da nasıl buluruz? Bu ortamda bakacağız.
biraz daha vakit istiyorsunuz. Evet. Ekonomik ortam nedeniyle. Evet, evet. Tamam, bir soru daha alalım oradan, sonra ben kendi gündemime geçeyim. Eskişehir Spor'a neden uzaklaştı biraz Kazım Başkan? Öyle mi diyor? Öyle bir şey var mı? Öyle, yani bilmiyorum. Ben Eskişehir Spor'a yapabileceğim her türlü yardımı, her türlü desteği her ortamda yaparım, yapıyorum. O arkadaşımız uzaklaşmayı nasıl hissetti bilmiyorum. Ha belki yöneticilerimiz sık sık Kazım Kurt'a teşekkür etmiyor. Ondan olabilir. ben de öyle değil. Yani herkese teşekkür ediyorlar. Başkan bizi, aynı yerinde. Bizi atlayınca belki yapmıyor diyor olabilirler. Yönetime buradan selamlarımızı yolluyoruz. Gerekli yerlere gerekli teşekkürleri yapalım. Birinci gündem maddem geri dönüşüm. Evet. Odunpazarı Belediyesi, tabii bu konulara çok önem verdiğinizi biliyorum bir kere. Çevre, geri dönüşüm. İşleyen bir sistem vardı. Biz bir sabah kalktık, poşetler toplandı, gitti. Evet. Sonra tekrar yerine biraz uzadı. Zaman zaman AK Parti meclis grubundan da eleştiriler geliyor. Ama sanki sona mı geldi, ihale edildi mi? Zaman zaman muhtarlar duyuru yapıyor, şöyle bir sisteme geçiyoruz diye. Araç mı alındı, insan mı alınıyor? Ne oluyor son durum? Şimdi geri dönüşümde bildiğiniz gibi geri dönüşümleri toplama yetkisi ve görevi ilçe belediyeler. İlçe belediyeleri bu yetkilerini kendileri kullanabileceği gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiş şirketlere de kullandırtabilir. Biz benden önceki başkan döneminde bir firmayla anlaşmışız. Ona bunu uzun süreliğine vermişiz. Hatta ben seçilmeden önce bazı kulağımıza gelen bilgilerle dedim ki ilk inceleyeceğim dosya bu geri dönüşüm dosyasıdır. Bakacağız, gereğini yapacağız filan diye bazı cümlelerde kullanmıştım. Neyse geldikten sonra biz bu dosyayı inceledik. Dosyada 2014'te mi? 2014'te. Dosyada öyle olağanüstü bir yanlış ya da kayırma söz konusu değil. Hukuka uygun bir biçimde ilgili firmaya verilmiş. Ve biz ondan sonra o ilgili firmayla oturduk. Uyum içerisinde bir çalışma yaptık. Ben bu söylediklerimin yanlış olduğunu, yanlış bilgiden kaynaklandığını ve kendisinden özür dilediğimi filan da söyledim o zaman. Ancak geçen süreç içerisinde gördük ki aksamalar var geri dönüşüm işinde. İlgili firma Türkiye'nin en büyük firması ama Eskişehir'de bir olumsuzluk var. Bunu araştırdığım zaman şunu gördüm. Bizim 35 merkez mahallemiz var. 20'sinde topluyoruz geri dönüşümü. Çeşitli aparatlar koymuşuz belli yerlere. Oralara bırakılanları alıyoruz. Bizden önce sokak toplayıcıları var izinsiz. Onlar geliyor, alıyor, gidiyor. Biz bir şey yapamıyoruz. Daha doğrusu bizim firma bir şey yapamıyor. Bu doğrultuda vilayetle görüşmeler yaptık, emniyetle görüşmeler yaptık, sosyal güvenlik kurumuyla, vergi daireleriyle. Çünkü bu çok ayaklı bir sistem. O kayıp kaçağı önlemeye yönelik. Evet, evet. Kimse bir şey yapamadı. Hiç kimse bize destek olmadı, hiç kimse bize yardımcı olmadı. İlgili firma da bizden sürekli zabıta görevlendirmemizi ve ceza yazmamızı istedi. Bunu da bizim gerçekleştirme şansımız yok. Çünkü bizim zabıtamızın silahı yok, yetkisi yok. Gittiği yerde dayak yiyip geliyor. Böyle bir ortamda biz de alanı büyüterek tamamında kullanması gerektiğini, daha düzgün toplaması gerektiğini vurguladık ısrarla tartışınca bırakırım dedi, bıraktı. Çok büyük bir şey olmadan, kavga gürültü olmadan o bırakınca biz ne yaparızı araştırdık.
Öncelikle Sayıştay'ın bize yıllardan beri yaptığı bir eleştiri vardı. Geri dönüşüm işini ihalesiz vermiş olmak ve bedelsiz vermiş olmak bir kusur, gelir kaybıdır belediye için. Önceki sistemde sizin bir kazancınız var. Tabii tabii, hiçbir biçimde biz para almıyoruz. Firma topluyor, satıyor, masrafı da o yapıyor, para kazanıyorsa da o kazanıyor. Dolayısıyla Sayıştay bunu sürekli eleştiriyordu. Biz o zaman dedik ki bir, bu konuyla ilgili bir ihale açalım. Sayıştay da bunu istiyor. İhale açmak için önce meclisten yetki almak gerekiyor. Meclis ayda bir kere toplanıyor. Biz o süreci tamamlayıncaya kadar, zaten Kasım oldu. Kasım'dan sonra yetkiyi alınca ihale sürecine başladık. Türkiye'deki yasal düzenleme bir ihalenin aşağı yukarı en az 2 ayda oluşmasını sağlıyor. Ve nitekim Ocak ayında ihale yaptık. Hiçbir firma katılmadı. Fiyat teklif etmedi. Dolayısıyla alıcı çıkmadı. Ha, o aşamadan sonra varsa alıcı, pazarlık usulü devam edebilir dedi, diyor yasa. Alıcı da olmadığına göre biz hem bu ihalede alıcı çıkmamasını, hem geçmişteki olumsuzlukları yan yana getirerek kendimiz yapmaya karar verdik. Kendimiz yapmaya karar verdik. Bunun hazırlığına başladık. Ama gördük ki mutlaka bir yetkili firma ile işbirliği yapılması gerekiyor. Büyük bir organizasyon. Tabii, çünkü bu yetki belgesi alabilmenin şu andaki maliyeti 6-7 milyon. En az 2000 metrekarelik bir tesisiniz olacak, kapalı alan olan filan. O zaman biz şimdi bir firmayla ortak, Odunpazarı Anonim Şirketi bu işi yürütüyor. Yürütmeye başladı ve aşağı yukarı 10-15 gündür kamu kurumlarından, çarşıdaki alışveriş merkezlerinden ve diğer resmi kurumlardan toplamaya başladık. Çünkü onlara yazılarımızı yazdık. Dedik ki yetki bizimdir. Bu şimdi de konutlarda bu broşürümüzü hazırladık ve bugün getirdim hemşehrilerimize gösteririm diye. Kırmızı Toprak, Osman Gazi, Akarbaşı, Vişnelik, Gökmeydan, Kurtuluş, Göztepe, Gültepe, Yıldıztepe, Büyükdere, Sümer, Arifiye, Deliklitaş, İstiklal mahallelerinde ayın 17'sinden itibaren sanıyorum başlıyoruz konutlardan almaya. Yeni bir sistem, yeni bir düzen. Poşeti biz dağıtıyoruz. Artık hemşerilerimiz sadece Odunpazarı logolu geri dönüşüm poşetine atacaklar. Dışarıda evin önünde bir aparato yok. Yok. Evimizi alıyoruz poşeti içeri. Evet, poşeti eve dağıtacağız. Alacak örneğin Kırmızı Toprak ve Osman Gazi pazartesi günleri. Haftada bir gün geleceğiz. Sabah 8 ile 10 arasında apartmanın önüne bırakacak. Biz alacağız. Ve biz oraya boş poşet bırakacağız. Aldığınız kadar. Aldığımız kadar. Boş poşet bırakacağız. Hemşerimiz o poşeti alacak. Bir hafta süreyle bu atıkları balkonunda saklayacak. Evinde saklayacak. Yahut da başka bir biçimde saklayıp bir hafta sonra biz geleceğiz, alacağız. Bu biraz detaylı mı olacak başkanım? Öyle bir şey duymuştum ama hani camlar bir yere... Tabii. Şimdi zaten şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bir sıfır atık projesi var. 2020'nin Haziran ayından itibaren herkesin zorunlu olarak katılması gereken bir proje. Bu projede de belirtildiği standartlarda bir düzenleme getiriyoruz ve ayrı biriktirin diyoruz. Ayrı ayrı, neler ayrı? Kağıt karton atıkları bir ayrı. Metal atıkları ayrı, plastik atıkları ayrı ve cam atıkları ayrı. Dolayısıyla bunları
biz ayrıştırarak ayrı ayrı toplayacağız ve şimdi şu broşürümüzü hazırladık. Muhtarlarımız ve mahalle meclislerimiz kanalıyla tüm hemşehrilerimize bilgilendirmelerimizi yapacağız ve toplamaya başlayacağız. Biz de yapalım buradan. Evet. Hayırlı olsun. Yani biraz zor gibi görünüyor ama. Çok zor, çok zor, çok yani bir belediye için zor. Sadece işiniz bu olursa belki zor olmayabilir ama belediyenin yaptığı 100 tane işin içine bir de bu girdi şimdi. Bunu da yapacağız. Bu sadece belediyenin işi değil, yarını çevreyi düşünen herkesin bence işi. Bence de, bence de. Bir kağıt kurtarabilirsek bir kağıttır, öyle söyleyelim. Artık bunu üzerine konuşmaya bile gerek yok. Ya da başka bir program yapmak lazım üzerine. Evet. Osman Gazi Mahallesi'ne kapalı pazar yapılacağı sözü verilmişti. Ne oldu? Bir Osman Gazi Mahallesi sakini olarak. Evet. Büyük şimdi bir aşkla soruyorum. Osman Gazi Mahallesi'ndeki pazar yerimizin imarla ilgili bazı sorunları var. Onları aşarsak yapacağız. Aslında orayı düzlediniz başkanım. En zor kısmı bitti. Gibiydi ama. Bitti ama imar planında teknik planlama projelendirmede bazı sorunlar var. Onu aşmak istiyoruz. Büyükşehir'le falan bir işiniz varsa ben yakınım, çözebilirim. Aşarsak o işleri yaparız. Evet. En sevdiğimiz konulardan. Huzur, Erenköy, kentsel dönüşüm ne zaman hayata geçecek? Geçmiş olsun. Bizle bir ilişkisi. Bizle bir ilişkisi yoktur. Bizle hiçbir ilişkisi kalmamıştır. Arkadaşlarımız TOKİ'ye müracaat etmelidir. TOKİ yaparsa yapar, yapmazsa oralar çöker. Burada bir cümle, yani bir iki dakika konuşmak istiyorum. Çünkü bu konuyu haftada bir olmasa bile ayda bir kere önümüze geliyor. Şöyle bir ön cümleyle, ön yargıyla veya itirazla. Kardeşim, Kazım Kurt en başında TOKİ'ye ne dedi? TOKİ'yi buraya sokmam, TOKİ kimmiş falan dedi. Şimdi TOKİ nasıl gelip işbirliği yapacak? Hani siz en başta kovmuştunuz. Benimle işbirliği yapmasına gerek yok. Yetki kendisine. Yani Kazım Kurt'u dışlasın, ötelesin, yapsın. Şöyle bir geçen hafta meclis toplantımızda arkadaşlara anlattım. Kamuoyu da biliyor, sayıyorum. İkinci İdare Mahkemesi bir karar verdi. Vermiş olduğu kararda burada Odunpazarı ve Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi yoktur. İmarla ilgili yetki TOKİ'ye aittir dedi. Bizim Kasım ayında o bölgeyle ilgili yapmış olduğumuz imar planlarının TOKİ tarafından açılan davada iptali istenmişti. Mahkeme esasa girmeden, yani imar planı doğru yapılmış, eğri yapılmış gibi bir çalışma yapmadan TOKİ'nin yetkisini Odunpazarı Belediyesi'ne devretme hakkı yoktur. Kendisi yapacaktır diye bir karar verdi. Biz de bu kararları TOKİ'ye gönderdik. Dedik ki bu kararlar doğrultusunda buyurun yapın. Şu anda belediyenizde küçük sanayi, Erenköy, işte Huzur, evet, Karapınar hiç herhangi bir yetki var mı? Hiçbir yetki yok. Bunu Adalet ve Kalkınma Partili bütün teknik adamlar, bütün hukukçular ellerini vicdanına koysun, çıksın anlatsın. Eskişehir'de bu işi en iyi bilenlerden birisi sanıyorum Saadet Partisi'nin eski il başkanı Fesih Bingöl. O rahatlıkla söylüyor ama vicdanı olan, elinde adalet terazisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanı da çıksın söylesin. Desin ki evet, Kazım Kurt'tadır yetki şu sebeple desin. Yani bu böyle bir şey yok. Buradan da AKP'ye ekmek çıkmıyor işte. Yani burada istediği kadar kara propaganda yapsın çıkmaz. Çünkü yasa, tabii Türkiye'de demokrasi yok derken işte bu örneklerden birisi bu. Merkezi yönetim canı ne istiyorsa onu yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı afet riskli alanlarla ilgili tek yetkilidir. Verirse yetkisini ilçe belediyesi veyahut büyükşehir belediyesi yahut valilik yahut başka biri kullanabilir. Vermezse kendisi
sadece kullanır, o, başka da hiç kimse kullanamaz. Şu anda Kazım Kurt'ta Odunpazarı Belediyesi'nde değişime, dönüşüme dair hiçbir yetki yok. Hiçbir yetki yok. Hiçbir şimdi yetkiyi verse bile bu sefer de Eskişehir'deki AK Partilileri aşmak gerekiyor. Onları ikna etmek aşarız, gerekiyor. Onları aşarız. Eskişehir'de yaşayan insanları aşarız. Aşamadık şu, ama küçük sanayide. Bu sefer aşarız inşallah. Yani çünkü şunu anlatmak istiyorum. Boş bir tartışma. 7 yıl oldu. Ben seçileli 6 yıl bitti, 7. yıla geldik. Hı hı. Yaptırmadılar. Ne oldu? Ne geçti ellerine? Kâr mı ettiler? Yani oralardan oy mu artırdılar? Sanayi çarşısının yoğunluklu yaşadığı bölge Emek. Emek'te Kazım Kurt'un oyu %80 artmış. Erenköy'de %50, %60 küsur artmış. Çok. Vadişehir'de %80 artmış. 71 evlerde %50'lerde artmış. Devam etsinler. Bunlar o negatif politikaların da biraz eseri mi diyorsun? Evet, evet. Yani elbette yapılan edilenlerin orada şeyi vardır, katkısı, ama devam edelim. Okullar. Evet. Geçtiğimiz günlerde de Elazığ'a gidiyordunuz öyle zannediyorum. Sabah saatlerinde bir görüşmemiz oldu. Şimdi zaman zaman şu şikayetler, şu serzenişler. Kazım Kurt'un bir takım cami, eğitim kurumu ya da sağlık kurumu da olabilir. Oralarda belediyenin yerleri var. Var. Mahsuplaşalım ya da işte bir şeyler yapalım. Hani sen oradan hakkını ver, ben buradan, o zaman bir şeyler deniyor. Olmuyor. Ama eğitim söz konusu. Burada biraz Kazım Kurt'a yükleniyoruz. Ama eğitim söz konusu diyoruz. Biraz bir şeyler yapalım. Kazım Kurt ne diyor? Hiç kimse kusura bakmaz. Herkes görevini yapacak. Milli eğitim, eğitimle ilgili tek sorumludur. Önündeki bütün engelleri aşmak onun görevidir. Kazım Kurt kim ki milli eğitime engel olsun? Milli eğitimin eğitim hizmetlerini engellesin. Böyle bir şey yok. Biz 2015'ten beri yazışıyoruz. 2015'ten beri. Şu andaki müdürümüzden önce bir müdür bey vardı milli eğitimde. 5 yıl boyunca kendini AKP'nin il yöneticisi zannetti. Militanca bizim önümüze setler germeye çalıştı. Ne oldu? Gitti. Yok şu anda. DSİ müdürü de gitti. Gider, hepsi gider. Kazım Kurt'la uğraşanların hepsi gider. Yavaş yavaş gider. Ama şunu anlatmak istiyorum. Bizi sorunlarla baş başa bıraktı gitti. Eskişehir'in seçilmişleri bu konuda atanmış olan bürokratlardan çok kendileri karar versinler. Kendileri düşünsünler. Ellerini vicdanına koyarak. 3 tane AKP iktidar partisinin milletvekili desin ki ya niçin olmuyor bu iş? Bir araya gelip mi diyecekler? Bir araya gelsinler ve desinler. Niçin olmuyor? Yani biz 5 yıldır İmam Hatip Lisesi'nin Deliklitaş'taki İmam Hatip Lisesi'nin inşaatına niye başlayamadık? Üstelik ben Milli Eğitim Bakanıydım. Niçin başlayamadık? Ya da şimdi Yunus Emre Meslek Lisesi. Şimdi Yunus Emre Teknik Anadolu Meslek Lisesi. Ne zamandır depreme dayanıksız olduğu belli. Ve okul binası boşaltıldı. 3 yıl. 3 yıldır o atölyedeki makineler niçin bir yere götürülüp öğrenciler onun peşinde götürülmedi? Niçin eğitim hala orada devam ediyor? Müfettiş artık burada eğitim yapılamaz kardeşim diye rapor verdiği halde niçin çare aramıyorlar? Baksınlar 2015'te Odunpazarı Belediyesi Başkanı olarak Kazım Kurt bir yazı yazmış. Gelin uzlaşalım bunları çözelim demiş. Olmaz demişler. 2016'da yazmış. Gene olmaz demişler. 2017'de yazmış. Hadi bir bakalım demişler. Bir iyi kötü bir şeye geldik. Biz yan tarafı istiyorduk. Yan tarafı vermediler. Tamam eyvallah dedik. 30 gayrimenkul var böyle milli eğitimle sorunlu. 30. Hı hı. Değişik büyüklükte tabii şeyler. Bizim hisselerimiz. Biz 30 gayrimenkul için
12 milyon liralık vergi ya da sigorta borcuna mahsuba razı olmuşuz. Ki devede kulak diyelim. Devede kulak olduğunu bilmiyoruz. Yani bir kişi arkadaşlar gittiler, böyle dediler, böyle uzlaştılar. Çok da hani hep işte engelleniyor filan dedikleri için biz çok da ısrarcı da olmadık. Ama bu sefer Ankara kabul etmedi. Ankara kabul etmeyince biz dava açtık. Yunus Emre Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nin altındaki arsamız için 14 milyon küsür lira bilirkişi raporu geldi. Nasıl çözülecek artık? 30 gayrimenkul için sanıyorum bir 50 milyon lira civarında bilirkişi raporu gelecek. 10 tanesi geldi, 30 milyon küsür. 12 milyon lirayı vermeyen Milli Eğitim şimdi bize 18 milyon lira fazladan para verecek. O zaman anlaştaydık. Bu Necmi Özen denilen beyefendiden bunun kamu zararı diye tahsil edilmesi gerekir. İnatlaşarak, yani sosyal demokrat bir belediye hizmet yapmıyormuş gibi görünsün diyerek kendine bir şey kazandığını zannetti. Kendi de hiçbir şey olmadı. AKP'ye de hiçbir şey olmadı. Ama devletin kesesinden şimdi 18 milyon lira fazla para çıkacak. 10 gayrimenkul için. Burada o zaman soruyu başka yerlere sormamız lazım. Başkalarına sor. Hele o niye yapamıyorsunuz? Bir tane şimdi bir şey demeyeyim. Sendika başkanı. Sendika başkanı. Anladım. Sendika başkanı ücretlere zam yapılmazken, eğitim emekçileri sürünürken, okullarda bilimsel eğitim ötelenirken sesi çıkmaz. Ama Kazım Kurt'a karşı niye sesi çıkar onu da anlamış değilim. Onun muhatabı ve mücadele etmesi gereken Milli Eğitim Bakanı'dır. Milli Eğitim Bakanı'na diyecek ki, ey Milli Eğitim Bakanı, bu belediyeyle olan sürtüşmeyi niçin çözmüyorsun da çocukları süründürüyorsun demesi lazımken, ya da 3 yıldır bu okulda riske rağmen eğitim devam ettiremezsin demesi gerekirken ve bir sürü tetikçilik yaparak bu iş olmaz. Doğru bir siyaset yapacaksa cübbeyi çıkaracak, particilik yapacak. Kravatı çıkarttı. O zaman şöyle olacak. İktidarın gücünü arkasına alarak sendikada üyeyi çoğaltacak, onun borcunu ödeyecek oraya. Şimdi Kazım Kurt'a saldırının sebebi odur. Demagoji yapıyor. Dolayısıyla da durum budur. Nettir. Şimdi hiçbir güç Odunpazarı Belediyesi'nin malını benden parasız almaya yetmez. Bu konuyu şimdi tabii Muammer Karaman burada yok. Cevap hakkı saklı kalsın ama zaman zaman eleştirileri oluyor bakanlığa falan. Ama burada doğrudan sizi hedef aldı. Onu da yapması gerekeni yapmıyor. Doğru söylesin. Onu da tespit edelim. Sakalından utansın. AK Partililerle bunu geçtiğimiz hafta konuştuk. Dediler ki sağduyulu olanlar tabii böyle Şahin kanadı değil. Kazım Kurt bunu ilk istediği zaman şu belediyenin arkasındaki binayı verecektik. Bak, bu işlerden kurtulacaktık derler. Şimdi iş İşin çok doğrusu, başka bir yere geldi. İşin doğrusu budur. Şimdi sanıyorum yeni müdür Hakan Bey iyi niyetle mücadele ediyor. İnşallah çözülür. Artık şu anda önümüzde şimdi Murat Özcan da mesela geçtiğimiz hafta yine konuştuk. Dedi ki ya iki kere o okulun parası geldi gitti dedi. İki kere. Şimdi daha gelir mi bilmiyoruz ama şu anda önümüzde bir de bilirkişi raporları var artık. Bunları evet. Nasıl aşacağız? İş biraz... Verecekler parayı aşacaklar. Biraz herhalde anladığım kadarıyla Kazım Kurt'un da şikayeti şu. Bizi tırnak içerisinde adam yerine koyacaklar. Evet. Yani aynen, biz öyle. De burada bir tüzel kişiyiz. Aynen öyleyiz. Maça gidecek misiniz? Kırmızı montunuz var mı? Giderim maça. Kırmızı montum yok ama bir forma giyebilirim. Bir polar kırmızı mont buraya. Sendika başkanı AKP'nin militanlığını yapıyor anca demiş. Onu konuştuk. Evet. Örgüt kim? Örgüt ne? Şimdi partinizde bir yavaş yavaş biraz siyaset, biraz hizmetler ekseninde gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgüt çok önemli. Örgütün dediği olsun, ön seçim olsun, şöyle olsun, her seçim ya da işte kongrede hatırlarız, aklımıza gelir. Ama 2014 yılında 5-6 yıl öncesine gittiğimiz zaman Kazım Kurt'u istemeyen bir örgüt vardı.
partinin önünde işte cenaze marşları, yanan variller falan, sarkan pankartlar. Şimdi Kazım Kurt geldi ve Kazım Kurt örgüt oldu. Herkes diyor ki Kazım Kurt'un dediği olsun çünkü örgüt o. Örgüt kim? Yok öyle bir şey değil. Ya Kazım Kurt Eskişehir'deki Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde 16 bin üyeden biri. Ben örgüt üyesiyle, delegesiyle, yöneticisiyle ve milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla bir bütün. Hiç kimse tek başına ben örgütün patronuyum diyemez. Kazım Kurt bir iş yapabiliyorsa bu ikna ile olur. Oturup konuşmakla olur. Ben kendimi hep bir partili olarak gördüm ve bütün yaşam biçimimi buna göre dizayn ettim. Sabah kalkarım, bugün parti için, Türkiye için ne yaparım, ne yaptım buna bakarım. Benim amacım partinin bir köşesinde oturup 30 yıl koltuk doldurmak değil. Ben iktidar olmak istiyorum. Türkiye'yi yönetmek istiyorum. Yani Türkiye'yi bugünkü düştüğü durumdan biz kurtarırız. Buna inanıyorum. Hem de çok kısa sürede derler toparlar kurtarırız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 6 ayda pek çok şey değişir. 6 ayda. 6 ayda pek çok şey değişir. Çünkü biz bunları yapabilecek güçte kadrolara sahibiz. İşte örgüt bunların hepsidir. İyi bir İçişleri Bakanınız var mı? Buluruz. Buluruz. Çünkü Sağlık Bakanınız. Bakın denemedik. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partililer için ne diyor halkımız konuştuğunuz zaman? Ya belediyeciliği yapar. Ama acaba ekonomiden sorumlu bakan nasıl olacak? Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı nasıl olacak? Bakın Türkiye'de Dışişleri Bakanı say dediğiniz zaman Avrupa ile ve dünya ile iyi ilişkiler kurduğumuz dönemlerin Dışişleri Bakanlarına bakın. Hikmet Çetin, İsmail Cem, Hasan Esat Işık. Şimdi elbette sağdan da var. Ama bakın Cumhuriyet Halk Partili bakanlar hemen belli oluyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Sayın Hasan Fehmi Güneş bir savcı iken parlamentoya girdi, senatör oldu sanıyorum. Kısa bir süre içerisinde İçişleri Bakanı oldu ve hala önemli görevler yapmış İçişleri Bakanı olarak anılıyor. Efsanelerden biri. Dolayısıyla biz burada bu işleri yapacak, becerecek kadrolarımız var. Şimdi örneğin şu anda parti sözcüsü Sayın Faik Öztürk ekonomi müsteşarlığı yapmış. Yani bu işleri zaten bilen bir Akif Hamza Çebi İstanbul Defterdarlığı yapmış, Gelirler Genel Müdürlüğü yapmış. Şimdi bunları biz bakanlık koltuğuna oturttuğumuz zaman beceremeyecek mi zannedeceğiz? Örgütü konuşuyorduk. Buralara nasıl geldik? Ama bak bunlar tüm örgüttür. Yani örgütün içinde bu insanlar var. Biz burada Eskişehir özeline gelirsek Eskişehir'de ben partili arkadaşlarımızın iyi gününde de yanındayım, kötü gününde de yanındayım. Olumsuz tarafıyla beraber severim. Yani bir arkadaşımı günahıyla beraber severim. Çünkü onun zor gününde yanında olmam gerekir. Ben böyle bir anlayışla uğraşıyorum, mücadele ediyorum. Dolayısıyla şu iddiam da yok. Yani ben orkestra şefiyim. Ben ne dersem insanlar onu der. Öyle bir derdim yok. Konuşa konuşa. Anlaşa anlaşa. İkna ede ede birbirimizi doğru bir noktaya geliriz. Ben zaman zaman pek çok arkadaşımızla çelişkiye de düşeriz. Tartışırız. Ben kendi düşüncemin aksine söyleneni de yaparım. Kabul ederim. Çünkü örgüt disiplini bunu gerektirir. Şimdi Recep Taşal il başkanlığını açıkladı ve onun iyi bir il başkanı olacağına dair insanları ikna mı edeceksiniz delegeyi? Şimdi şöyle, Recep Bey
yıllardır bu parti içinde mücadele eden, bu partide yöneticilik yapan bir kardeşimiz. Tanınan, bilinen parti tabanında, parti kamuoyunda ya bu da nereden çıktı denilmeyecek. Uzaydan gelmedi. Gerçi uzaylı diyorlar onlar ama nereden çıktı bu denilmeyecek pozisyonda bir arkadaşımız. Biz kendi grubumuzda siyaset yaptığımız, birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarımızla eline boyuna değerlendirerek böyle bir sonuca ulaştık. Pek çoğu il başkanı olmak istiyordu, aday olmak istiyordu. Ama şartlar böyle bir noktaya gelince Recep Bey lehine feragat ettiler. Ve onun aday olmasını desteklediler. Şimdi de kurdukları ekiple delegeyi tek tek bir kez daha bu konuyu anlatarak ikna edeceğiz, edecekler. Ve dolayısıyla da bizim amacımız olan iktidar olma yolunda büyük bir adım atmış olacağız. Seçilen il başkanı herkesin il başkanıdır. Kaybeden küsmeyecek, seçilen de bunları kucaklayacak. Bizim anlayışımız budur, düsturumuz budur. İnşallah başarılı bir CHP örgütü yaratacağız. Recep Taşer de gerçekten öyle bu şeye uyan bir isim. Şahsen de tanıyoruz. Evet. Abimiz, abi diyoruz. Kucaklayabilir tabii ki Recep Taşer. Kucaklamalıdır. Kucaklayamazsa sıkıntı olur. Sıkıntı olur. Daha öncesinde şunu biraz daha geriye gidelim. Tek liste çıkması yönünde bir istek, beklenti, temenni vardı. Bu neden olmadı? Veya bu yönde bir çaba harcandı mı partinizde? Bu yönde bir çaba harcanmadı. Yani hiç kimse hadi gelin oturalım, tek liste yapalım ya da böyle olmalıdır demedi. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinde tek liste demek çok da böyle benimsenecek bir şey değil, benimsenmiş bir şey de değil. Yani biz de geleneksel olarak kongrelerde karşılıklı adaylar olur, fikirler tartışılır ve sonuca göre bir yönetim oluşur. Bunun çok anormal bir şey olmadığını düşünüyorum. Parti açısından da bir zarar verici noktaya geleceğini tahmin etmiyorum. Sağlıklı olan 1-2 listenin ya da 2-3 listenin olması. Doğru. İlk tepkiler nasıl Recep Taşer açıklandı? 2-3 gün oldu. Var mı size gelen olumlu olumsuz? Şimdi tabii ben belediye başkanı olarak tarafsızım. bütün aday arkadaşlarımıza biz başarılar diliyoruz. Ama Recep Bey'in... Kazım Kurt yaşlanıyor ama. Recep Bey... Önceden böyle demiyordu. Ben tarafım diyordu. Ben partimin iyiliğini düşünmek zorundayım diyordu. Evet, ben onu düşünerek hareket ediyorum. Recep Bey'in iyi bir il başkanı olacağını düşünüyorum. Tepkilerde de bir olumsuzluk görmedim. Aksine derleme toparlama açısından avantajlı bir durum yakaladığını düşünüyorum. Evet. Bu konuda şimdi Recep Taşer'in açıklandığı gün Yılmaz Büyükerşen'den sosyal medyadan bir açıklama geldi. Bunu kendinize karşı yapılmış bir açıklama olarak gördünüz mü? Yok yani biliyorsunuz. Şimdi Yılmaz Hoca'yı günlük politik işlerin içine çekmeye çalışmak Yılmaz Hoca'ya saygısızlık olur. Çok zor. Yani ayıp olur. Yılmaz Hoca çünkü özelliği olan bir kişi. Yılmaz Hoca Türkiye'ye mal olmuş, Türkiye ile muhatap olması gereken bir noktada. Eskişehir'deki kongrenin, Eskişehir'deki delege seçiminin, Eskişehir'deki ilçe çekişmelerinin Yılmaz Hoca'nın işi olmadığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla da o tweet ya da mesaj buna yönelik bir şeydir diye düşünüyorum. Niçin bana yönelik olsun? Bana yönelik bir şey olacak olsa arar, der ki yapma. Olur biter. Öyle bir şey tahmin etmiyorum. Yani Recep Taşer'in adaylığından sonra yani biraz şöyle gerilim oldu ya da hoca bundan çok hoşnut olmadı. Çünkü o adarı istiyor. Adar devam etsin diyordu. Yok, onu diyenler başka. Yani şimdi ben tabii
bu tür bir izleri varmadım. Dolayısıyla bazı şeyleri de böyle her yerde konuşamam. Dolayısıyla herkes değerlendirmesini kendine göre yapıyor. Ben de öyle olmadığını düşünüyorum. Bu tür tartışmaların içinde hocanın sırtından prim elde etmeye kalkmanın doğru bir şey olmayacağını düşünüyorum. Evet. Kongreye dair son bir iki cümle alayım. 15-20 gün var. Ayın 23'ünde bu ayın sonuna doğru. Nasıl bir süreç bekliyor? Böyle bizi biraz birkaç aday daha çıkar, gerilim mi olur? Yoksa Recep Taşer finale doğru böyle biraz gider mi? Şimdi bir kere tabii şunu görmek lazım. Şimdi parti tüzüğü bu işin anayasasıdır. Ve geçmişte parti tüzüğünü takmayanlar şimdi parti tüzüğüne göre hareket etmek zorundadır. Bir, herkes buna göre hareket edecek. Parti tüzüğü ne diyor? Herkes aday olabilir. Bir tek şart var. Kurultaya katılacak delege sayısının %10'u kadar imza bulacak. Yani 610 delegenin 61'i diyecek ki Cihan Yıldırım il başkanı adayımızdır. O zaman şöyle diyor. Bu birinci şart. Şu anda adayım diyenler daha aday adayı. Bu birinci şart. 60 imzayı geçtikten sonra aday olacaksınız. İkinci şart. Bir delege sadece bir adayı önerebilir. Yani hem beni öneren listede hem sizi öneren listede aynı kişinin imzası olamaz. Olursa divan başkanı çağırır. Der ki beyefendi hangi imzanız geçerli? Bire düşürür. Bire düşürür ama sizi de yerin dibine düşürür o hareket. Bunları Kazım Kurt anlıyorsa böyle şeyler olabilecek gibi sanki. Sizi de yerin dibine düşürür o hareket. Şimdiden önleminizi alın. O hareket. Yani şimdiden herkes o salondaki 1000 kişinin önünde efendim ben onu attıydım şu olduydu şöyle olmadıydı falanın hatırı içindi filanın hatırı içindi pozisyonuna düşmemeli. Kendini mahcup etmemeli. Bu aşama olabilir. Başka bir tartışma olmaz. Önümüzdeki günlerde. Önümüzdeki günlerde. Çünkü herkes işini biliyor. Evet. Parti kongre süreci böyle gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kazım Kurt da görüşlerini samimi bir şekilde paylaştı. Dürüst başkan diyenler var. Size selamını gönderenler var. Kurt'un adayının şansı var mı diye soranlar var. Onu bakacağız. Eskişehir örgütünde 4 adaylı kongre ne olur diyenler var. Evet, Erenköy Mahallesi'ne ne zaman kentsel dönüşüm gelecek? Önder Gökçe, sorunun muhatabı artık Kazım Kurt değil. TOKİ kardeşim. TOKİ ya da iktidar partisinin herhangi bir mensubunu bulabilirseniz ona sorun. Devam edelim. Elazığ'a niçin gittiniz? Yani deprem de elbette ama. Şimdi ben Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyesiyim. Türkiye Belediyeler Birliği olarak Elazığ depreminde ki gelişmeleri yerinde görelim. Yapabileceğimiz ne varsa o yardımı yapalım. Ve geçmiş olsun dileklerimizi iletelim diye encümen toplantımızı orada yaptık. Yani bir öyle hava atmak için efendime söyleyeyim bir takım fotoğraflar çektirmek için gitmiş değiliz. Biz bir görevle gittik. Bu toplantımız bizim o günü yani ayın 28'iydi sanıyorum. İzmir'de olacaktı. Elazığ'a aldı başkan. Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyesi. Evet. Kazım Kurt. Evet. Onun için Elazığ'daydı. Elazığ'da o toplantıya katıldık ve yararlı da oldu. Hem olumsuzlukları görmüş olduk hem de gelecekle ilgili düşüncelerimizi anlatmış olduk. O nedenle gittim. Evet, 48 dakikadır yayındayız. 25 vizyon proje açıklamıştı Kazım Kurt. Tabii bu programda hepsini konuşamayız ama en azından bir iki tanesini işte konuşalım. En aklımızda kalan da, size en çok zorlayacak olan da kreş meselesi. 100 kreş dedi. Evet. Nedir bu kreş cephesinde durum?
Şimdi kreşle ilgili bizim iddialarımız bence olumlu bir noktaya geldi. Herkes kreşi tartışır oldu. Yapardı, yapamazdı, yüz çoktu, azdı. Gerekliydi değildi. Gerekliydi değildi. Ben şuradan çıkıyorum. Çıkış kaynağı. Odunpazarı ilçesi sınırlarında 0-5 yaş arası, yani okul öncesi çağda 35 bin çocuk var. Bunların bana göre, benim sosyal demokrat anlayışıma göre tamamının okul öncesi eğitime, kreşe ihtiyacı var. Ana fikir bu. Evet. İlla doktorun, avukatın çocuğu kreşe gidecek diye bir anlayışı tanımıyorum. Kabul etmiyorum. Hı. Bütün çocukların kreşe gitme hakkı vardır. Okul öncesi eğitim alma hakkı vardır. Devlet bunu yapmalıdır. Devlet bunu yapmıyorsa belediyeler ellerindeki olanaklar ölçüsünde bunu gerçekleştirmelidir. 100 kreş dediğimiz zaman 100'er çocuklu olsa 10 bin çocuk eder. Üçte birine ulaşmış olursunuz aşağı yukarı. Geri kalanını düşünmek başkalarının görevidir. Hı. Ben eğer bu 100'ü yapabilirsem. Şimdi ben 100 kreşi yapamadığım zaman zil takıp oynamak çözüm değildir. Bu çocukların kreşe gitme hakkını kullandırmamış olursunuz. Hı. Bu doğru değildir. Açık açık şunu söylüyorum. Yasal anlamda bizim bu kreşleri yapabilmemizi herkes kolaylaştırmalıdır. Herkes. Devlet, hı hı, organları da ilgisiz kamu tüzel kişileri de veyahut sivil toplum örgütleri de bize yardımcı olmalıdır. Ben şimdiye kadar Ihlamurkent'te bir tane, tarihi Odunpazarı bölgesinde bir tane kreş açmışım. İki tane, yani daha önceki dönemden açmışım. Bu yıl, yani 2019'da Kurtuluş'ta bir tane açtık. Üç. İki tane oyuncak kütüphanesi dediğimiz, yani geçici kreş, işte çocuk geliyor 2 saat 3 saat haftada yeni oyuncaklarla oynuyor, tanışıyor ve gidiyor, geri geliyor. İşte haftada 2 gün o şekliyle yaptığımız oyuncak kütüphanelerimiz var. Bir pazar kreşimiz var Emek Mahallesi'nde. Pazara gelen kadınlarımız çocuklarını bırakıyor, yapıyor. Yani şu anda bizim 5-6 tane kreşimiz var. Osman Gazi Mahallesi'nde bir düzenleme yapıyoruz. Sanıyorum bir aya kadar biter. Orada bir kreş açacağız. Yine üniversite evlerinin içinde bir inşaatımız var. O da bitecek. Onu da bu 2020'nin içinde ilk yarısında açabiliriz, bitirebiliriz. EMKO'da bir projemiz var. EMKO'nun içinde EMKO bize bir arsa bağışladı. Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi, hı hı, bir arsa bağışladı. Orada sanıyorum 3000 metrekare civarında bir inşaat yapabileceğiz. Hı hı. O alan içerisinde. O biraz büyükçe olacak çünkü ihtiyaç sahiplerinin çocuklarını orada çalışanlar orada zaten. Onu gerçekleştireceğiz. O da bu sene biter. Osman Gazi Üniversite Evleri EMKO. EMKO. Şimdi Osman Gazi ve Üniversite Evleri'ni kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bitmek üzere. EMKO'dakini bir hayırsever bize yapacak, verecek. Onun dışında iki tane arsamız var. O arsalarda da bir proje çalışması yapıyoruz. Büyükşehir'le bir görüşmemiz var. Büyükşehir'in bize bir katkısıyla bir kreş ortaya çıkacak. Şu anda bir 5 tane daha hazır projelendirilmiş kreşimiz devam ediyor. Şunu vurgulamak istiyorum.
Bu konuda herkes kendi görevini yapmalı. Örneğin organize sanayi bölgesindeki fabrikalar. Kreş yapmak zorunluluğu var ama yapmıyor. Birlikte işbirliği yapalım. Birlikte bu işleri yapalım. Ticaret odasının, baronun, tabip odasının, efendim mühendis odalarının bu tür şeylere sıcak baktığını biliyorum. Ama şu an sizin dışınızda bunlarla pek kimsenin gündeminde alsınlar, yok. Alsınlar, biz hatırlatmaya çalışıyoruz. Hatta şöyle, Kazım Kurt bunları yapamasın da bir 5 yılın sonunda hatırlatalım. Evet, evet. Yani ben bu tür şeylerden korkum yok. Bir politik duruştur bu. Bir politik hedeftir. Bu hedefi tutturuncaya kadar uğraşacağız. Sosyal demokrat ya da işte size hitap edilen şekliyle halkçı başkan olmanın bir gereği diyorsunuz. Evet, 35 bin çocuğun tamamına ben bunu vermek isterdim. Yani bunu milli eğitim düşünmüyor. Ben düşünüyorum. Yani. Evet. Kazım Kurt'a muhalefet azaldı. Nasıl oldu bu? İnsanlar onları yendiniz mi? İkna mı ettiniz? Yani sosyal medyada da çok azaldı Kazım Kurt'a. Bu şeyden bahsetmiyorum. Parti içi muhalefetten. Evet. Hani AK Parti zaten kendi derdine düştü. Onların sizinle uğraşacak hali yok şu anda. Diğer taraf da azaldı ama ya da bitti. Ben şunu söylüyordum. Kazım Kurt'u tanıdıkça insanlar sevecektir. Yani ben Türkiye'nin ve dolayısıyla Eskişehir'in ortalaması bir insanım. Bizim vatandaşlarımız gibi üzülürüm. Bizim vatandaşlarımız gibi sevinirim. Bizim vatandaşlarımız gibi giyinirim. Onlar gibi yaşarım. Benim çok böyle uç, ters gelecek bir durumum söz konusu değildir. Ben düğünde oynarım, cenazede ağlarım hesabı. Herkesle ortak bir nokta bulabilirim. Çünkü Eskişehirliyim. Eskişehir'de yaşıyorum. Ben Eskişehir'den hiçbir biçimde ayrılmadım. Ayrılmak istemiyorum. Burada yaşayan insanların sorunlarını biliyorum. Ve onlar da beni tanıdıkça, mesela beni en çok işte sert duruyor, gülmüyor filan diye eleştirirler. Şimdi insanların gülebilmesi için uygun ortamın olması lazım. Evet, affedersiniz yani hiçbir biçimde sırıtıp gezemem. Gülmek gerekiyorsa gülünür, ağlamak gerekiyorsa ağlanır. Dolayısıyla benim bu konulardaki samimiyetimi gördükçe insanlar seviyor. Burada da kendi eksiğimi görmek durumundayım. Demek ki insanlara anlatamamışız duruşumuzu, niyetimizi. Şimdi yavaş yavaş tanıdıkça muhalefet azalıyor olabilir. Kazım Kurt hayranları artıyor, öyle söyleyelim. Evet. Sosyal medyayı kendiniz mi kullanıyorsunuz? Zaman zaman çünkü şüpheleniyorum böyle. Müdahil oluyorum. Yani mesela normal şartlarda iletişim için, belediye hizmetleri için yapılan haberleşmeler için kullanılan bölümünde görevli arkadaşlarımız var ama hani o siyasi mesajları verirken, yazarken ben kendim yazıyorum. Onlar belli oluyor. Adnan Örde, halk size güveniyor ve inanıyor başkanım. Kazım Kurt'un, şimdi tabii ki Odunpazarı Belediye Başkanısınız. Önce şunu sorayım, mesela buraya gelip belediye başkanı olmasanız 2014 yılında şöyle bir şey konuşuluyor ara sıra siyasi sohbetlerde. Ya Ankara'da kalsaydı genel başkan yardımcısı oldu, grup başkan vekili olurdu. Yani Türkiye'nin sizi tanıyabileceği bir pozisyona gelirdi. Geçiyor mu ara sıra böyle içinizden orada Türkiye'de politika yapmak? Yani bir kere tabii benim bütün hedefim Türkiye üzerine. Ama sistem öyle bir noktaya geldi ki yani Türkiye'de etkili olmak için, ses getirmek için ya da yararlı olmak için Ankara'da milletvekili olmak gerekmiyor artık. Milletvekilliği sıradan bir iş oldu. Fonksiyonu kalmadı. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistem parlamentoyu dışladı. Ben milletvekilliği yaptığım 3 yıla yakın sürede
Pek çok sorunu dile getirdim. Pek çok konuşmalar yaptım. Parlamentonun aşağı yukarı her alanında iş yapmaya çalıştım. Milletvekili olsaydım yine o devam ederdi. Belki başka yerlere gelebilirdim. Ama şöyle bir hedefim hiç olmadı benim. Ya işte ben grup başkan vekili olayım, çok televizyona çıkayım. Yahut genel başkan yardımcısı olayım. Ben yararlı iş yapayım. Yararlı iş yapayım. Belli bir sürdürülebilirliği olsun. Yani mesela ben milletvekiliyken Sayın Gökhan Günaydın yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Ben onunla birlikte yerel yönetimler komisyonunda görevliydim. Orada çalışıyorduk. Bu hazırlıkları oralarda yapıyorduk. Biz daha çok etkili olmak ve sonuç almak üzere politika yapıyoruz. Şöyle bir saate geliyor, toparlayalım. Son 3 sorum. Kazım Kurt, tüm bir ekibi yok. Yani bu belediyedeki çalışmadan, ekip arkadaşlarınızdan bahsetmiyorum. Şehirde mesela bazı belediye başkanları işte diyelim ki Ahmet Ataç, EOSB başkanıyla böyle biraz yan yana görünüyor. Zaman zaman işte Metin Güler'le böyle bir ekip, hani şehri yönetmeye ya da işte büyük şehire giden bir ekip gibi sanki, ya da adını başka da başa koyabiliriz. Kazım Kurt mesela bir Celalettin Kesikbaş'ta ya da bir milletvekiliyle ya da bir şey, yani böyle bir yan yana gelmiyor. Gelmek mi istemiyor? Neden öyle bir düzlem oluşmuyor? Ya ben şimdi herkesle iyi geçinmeye çalışan, iyi ilişkiler kurmaya çalışan bir kişiyim. Herkes görevi neyse onu yapmalı. Yani benim işte bilmem ne odası başkanıyla ya da filanca sendika başkanıyla her gün birlikte yürüyor olmam ya da oturuyor olmam bir farklı sonuç doğurmaz. Biz Eskişehir'le ilgili ortak iş üretebiliyor muyuz? Biz Eskişehir'le ilgili ortak hareket edebiliyor muyuz? Bakın şimdi bazı şeyler konuşarak olmaz. Bırakırsanız ben herkesin sorunuyla ilgili çok şey söyleyebilirim. Ama bir küçük hareket vardır, pek çok sorunu çözer. Bunun için uzun uzun konuşmaya da gerek yoktur. Göz göze gelirsiniz, işi halledersiniz. Ben geldiğim günden bu yana Eskişehir ticaretiyle, ekonomisiyle, sanayisiyle ilgili bana gelen taleplerin tümünü ticaret odasının görüşünü sormak suretiyle çözdüm. Yan yana gelmeye gerek yok diyorsun. Yani geldi bana, atıyorum bilmem nerede kermes yapacağız, yer ver. Bilmem nerede işte yöresel yemek festivali yapacağız, yer ver. Hemen dilekçesinin altına Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Odası'nın görüşünü alın, uygunsa verelim. Eskişehir Ticaret Odası uygun görüş verirse yaptım. Vermezse kusura bakmayın kardeşim. Bunun için ekip olmaya gerek yok. Ticaret Odası Başkanı benim düşmanım da olsa ben aynısını yaparım. Çünkü bu böyle çözülür. Başka türlü çözülmez. Şimdi Eskişehir'deki oda başkanları, dernek başkanları ya da işte öne çıkmış kişiliklerin tümü siyasi. Yani siyaset yapmıyoruz filan diyorlar ama profesyonel siyaset yapıyorlar. Profesyonel siyaset yapıyorlar. Dolayısıyla rakibiniz. Hayır, rakip olarak bakmıyorum. Dolayısıyla onlar bazı konularda adım atmakta çekinceleri var, tereddütleri var. Yani şimdi işte biraz önce söylüyorsun, iktidar partisinin A milletvekiliyle görünen X milletvekiliyle kötü oluyor. Odunpazarı Belediye Başkanı'yla göründüğü zaman daha da kötü oluyor belki. Belki de öyle düşünüyorlar. Dolayısıyla ben duruşu net bir adamım. İçimdeki neyse dışımdaki yok. Onun için hiç kimseyle bir sorunum yok. Hiç kimseyle de böyle 24 saat beraber olmak gibi bir niyetim de yok. Evet, son iki sorumuz. Kazım Kurt,
Tabii ki çok erken ama bu soruyu da sormak zorundayız. Yılda bir kere hemen yayın alsak arada bir nabız yoklamak zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor mu? Şimdi ben siyasette çok büyük hedefleri olan birisi olmama rağmen parti bana hangi görevi verirse oraya gittim. Giderim. Hı hı. Yani zaman zaman bunu söylediğim zaman bazıları çok işte demagojiler yapmaya çalışıyorlar. Ben bir Seyit Gazili siyasetçi olarak partimin genel merkezi bana dese ki Seyit Gazi'ye git aday ol, olurum. Böyle bir derdim yok. Yani büyük koltuk, büyük şehir, büyük mekan, büyük işte bir... Nerede yararlı olacaksam, parti bana nerede yararlı olacak? Bazıları bunu anlamıyor. Anlamak da istemiyor. İşine de gelmiyor. Ben bunu göstermiş birisiyim. Yani o önüne gelirse bilmem ne filan değil. Ben milletvekilliğini bırakıp gelmişim. Belediye başkanlığı seçimini kazanamasaydım 2014'te benim siyasi hayatım biterdi. Biter miydi? Biterdi. Daha önce de 7 kere bitmiş ama. Hayır ama bakın ben o zaman milletvekili iken gelip 5 adayın içinde aday olup kazanamazsam, partiyi de kazandıramazsam bir daha milletvekili de olamazdım. Riskti. Hayır olmazdım yani bu bir şeydi, iddiaydı. Partiyi derleyip toparlamak, buradan odun pazarını kazanmak ve ondan sonra da başka işler yapmak bir iddiaydı. Bu iddianın altına imza attıktan sonra kaybedersen piyasada gezemezsin. Anlatamam. Bu riski de göze alacak bir babayiğit politikacı göremiyorum. Biz o zaman 2014'te şöyle görmüştük. Güle oynuyor geliyor Kazım Kurt diye. Öyle değildi o iş. Öyle değilmiş. Soruya cevap alamadık. Derlerse ki büyükşehire git ayarlayalım. Şu anda bir büyükşehir belediye başkanımız var. Seçime 4 yıl var. Böyle bir konuşmanın abesle iştigal olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir biçimde tartışmam bile. Ben partinin kazanç elde edeceği her adımı atarım. İşte bazı hamleleriniz öyle algılanıyor ya, biraz da onun için tabii ki daha çok. Şimdi herkes kendini büyükşehir belediye başkanlığına şartlandırdığı için öyle oluyor. O Kazım böyle yaptı, ulan benim önümü mü kesiyor? Ben kimsenin önünü kesmiyorum. Ben kendi işime bakıyorum. Şimdi Eskişehir'de gel büyükşehir adayı ol dediğiniz zaman hayır ben olmuyorum diyecek kaç politikacı vardır? Erkekçe, mertçe söylesin herkes. Eskişehir gibi bir yerde istenir ya. Yani. Konya'da istenmez de. Hayır, Konya'da da Konyalılar ister. Yani AKP'liler ister. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ister. Yani, dolayısıyla ben bunları şey diye düşünüyorum. Kısır çekişmeler olarak düşünüyorum. Hı-hı. Günü geldiği zaman insanlar değerlendirir ve notunu verir. İktidar partisinde şehirde bir milletvekiller arasında, teşkilatlar arasında bir küskünlük, gerginlik adına ne diyeceksek diyelim bir şeyler var. Zaman zaman şehri sahipsiz hissediyoruz. İşte stadyum bir şeyler oluyor, oradan yollar yapılmıyor falan. Tabii ki başka bir parti hakkında konuşmadığınızı, iç işlerine karışmadığınızı biliyorum ama şehre bir yansıması var mı? Negatif anlamda son sorum olsun. Partinin iç işlerine karışmam. Yani o ona bunu demiş ama ben genel anlamda başından beri söylediğim şey beceriksizler. Net. Eskişehir'de ellerindeki gücü Eskişehir yararına kullanmayı beceremediler. Çok açık. Kendi yararlarına kullandılar mı? Evet, kullandılar. Çünkü bu tip politikacıların öyle halk diye bir derdi yok. Efendim vatandaş, ya şimdi oturacağız, eğri oturacağız, doğru konuşacağız. 2300 lira asgari ücretle Eskişehir'de geçinme şansı var mı? Yok. O zaman bunlar rahatsız olmuyorsa bu kişiler neden rahatsız olacaklar? Halkın çoğunluğu umurlarında değil. Bunlar
dini istismar ederler. Milliyetçiliği istismar ederler. Efendime söyleyeyim, adaleti istismar ederler. Bunlardan politikacı olmaz. Bunların koyarlar, seçilirler liste. İddia ile söylüyorum. Yarın Adalet ve Kalkınma Partisi dağılsın. Aynı arkadaşlar yeni kurulacak sağ partide güle oynaya politika yaparlar. Aynı eksendeyse olabilir ama hani kardeş parti yani işte Demokrat Parti, Adalet Partisi. Şimdi çıksınlar o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'ni doğru eksene getirsinler. Ya böyle bir şey olur mu? Bir koca partide bir kişi çıkıp demez mi? Ya reisim şurası yanlış. Diyordur belki de. Biz duymuyoruzdur, bilmiyoruzdur. Eskişehir'den biraz zor ama. Yani. Gelecek sefer Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Öyle söylüyorlar. Güldü Kazım Kurt. Kapatıyoruz. Bir kişi değişir, her şey değişir başkanım. Başarılar demiş. Sağ olun, teşekkür ederim. Erkan Erdemgil. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum ve o görüşe katılıyorum. Bir şey değişir. Gelecek her şey sefer değişir. Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Hayır, Erkan. Ha. Erkan. Tamam. Diğerini. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar. Keyifli, verimli ve Cumhuriyet Halk Partili olduğu için reytingi bol bir yayın oldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlar için ayrıca teşekkür ediyoruz. Facebook'ta yayınımız devam edecek. Başka programlara devam edecek. Kazım Kurt'u ağırladık. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar.